Şimdi de deniz ulaşımında başarılara imza atmış GES Taş'ı tanıyalım diyor. Dünden bugüne hizmet kalitesini getiriyoruz ekranlarınıza. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlamak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın talimatı üzerine bayrağı Türkiye Denizcilik İşletmelerinden devralarak kurulmuş olan GES Taş, Türkiye Denizcilik İşletmelerinden 9 gemi devralarak Çanakkale Boğazı, Ege ve Marmara Denizi'nde yolcu, araç ve yük taşımacılığı hizmetlerine başlamıştır. Bugün 17 gemilik filosuyla hizmet veren GES Taş, 2006 yılında 2 milyon yolcu, 600 bin araç taşırken bu rakam 10 milyonun üzerinde yolcu, 2,5 milyon araç sayısına ulaşmıştır. GES Taş, 2006'dan 2015 yılına kadar bölgenin en büyük yolcu ve araç taşıma şirketi haline gelirken, Çanakkale'de ve Güney Marmara Adaları'nda deniz ulaşım hizmeti ve müşteri memnuniyetini üst düzeylere taşımıştır. Çanakkale'deki başarılı çalışmalarından dolayı Çanakkale bölgesi dışına çıkarak Güney Marmara Adaları'nın da deniz ulaşım hizmet sunumu GES Taş'a devredildi. GES Taş, özellikle UDHB tarafından çıkarılan Engelsiz Denizler projesi kapsamında deniz ulaşımında ilk çalışmaları yaparak Yunan adalarında farklı sezonlarda seferler yapılmış olup Midilli Adası için de düzenli sefer çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale'deki diğer kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları gibi Çanakkale için çalışan herkese destek veriyor. GES Taş, kaliteli ve kesintisiz ulaşımı amaçlayarak çalışıyor. Hem Çanakkale halkına hizmet veriyor hem de Türkiye için çalışıyor.